Merhabalar, nasılsınız? Çekmeyecektim ya, bu videoyu çekmeyecektim. İstemiyordum, ben YouTube'da linç yemeyecektim. Sosyal medyaya başlarken olabildiğince linç yememeye çalışacaktım. Ama bitti. Linç bakirliğimi sonunda kaybettim. Mert'in linç cennetine hoş geldiniz. Vallahi uyuyamadım. Gece dedim ki, video çekeyim de şunları söyleyeyim millete. Berkcan'a döndürdünüz beni, beni Berkcan'a döndürdünüz. Çift kamera kullanıyorum. Ya o kadar sinirlendirdiniz ki beni. Yaptığım prodüksiyona bak. Beni sinirlendirdiniz. Sinirlendim. Evet. Şimdi bilmeyenler için belki YouTube'a da attım. TikTok'a da başladım. Yani TikTok'a da videolar atıyorum bayağıdır. Bu TikTok'a attığım videolar genelde 1000 civarı izleniyor. 2000 civarı izleniyor. Zaten 100 takipçim vardı. Ama gel gör ki bir videoyu attım. Sonra attığım shorts videosuyla aynı. Hemen izleyelim. Gelin. Almanya'nın bizi kıskanıp kıskanmadığını görmek için askeri ücretle Almanya'da bir gün geçireceğim. Saatlik askeri ücret burada 12 euroymuş. Evet. Günlük de 8 saat çalışabiliyormuş maksimum. Hesapladık. İş gününe böldük. Yaklaşık 76 euro. Düz hesap 80 euro. Günlük askeri ücret miktarımız var. 2 su 26 cent. 2.19'a Kinder yumurta aldım. Suyun tadı birazcık çeşme suyu gibiydi, yalan yok. Ama Kinder'i çok beğendim. Tadı çok güzeldi, içi doluydu. Sonrasında Starbucks'a gidip sıcak çikolataya 3,5 euro verdim. Tadı güzeldi. Arkadaşımın aldığı şeye bakın. Ne olduğunu bilmiyorum. Kokusu yemin ediyorum hamsi tavaya benziyor bak. Allah belamı versin, hamsi tava kokuyor yani. Üstümdeki bu tişört 3 euro. Çok beğendim, aldım. Bu gördüğünüz pembiş tişört de 5 euro, bunu da aldım. Güzel kolye ceketi 10 euro. Bu ceket de 10 euro. Evet, Almanya bizi kıskanıyor. Toplam 28 euro tuttu. Param bunlara yetmiyor ama size göstereyim. Air Force'lar 130 euro. Ama kendime bir tane Vans aldım, 45 euro. Video bu. Videoda başka hiçbir şey yok. Güncel olarak 9920 like, 807 tane yorum. Ki ben bazılarını gizlide duruyor yani, açmadım. Hakaret içerdiği için. Üstüne üstlük de 430 bin olması lazım. Hemen bakıyoruz. İzlenmesi de 435.400. Hemen şöyle setup'ımı göstereyim size. İnanılmaz bir setup. Bu kadar uğraşma be adam. Bu kadar mı sinirlendin be adam? Yorumlara başlamadan önce de şunu söylemek istiyorum. Benim bir hatam var. Ben hesapladığım günlük askeri ücreti brüt hesaplamışım. Net hesaplamamışım. Ya ben ondan vergisi, ya yani onun 12 euronun vergisiz hali olduğunu bilmiyordum. Nereden bilebilirim değil mi? Almamıyım. Ben arkadaşlarıma sordum işte ben ne kadar saatlik ücreti. İnternete yazdım falan. Edindiğim bilgiye göre ben 12 euro dedim. Ben bunun hani vergili mi vergisiz mi hiç sormadım. Aklıma bile gelmedi. Çünkü ben mesela Türkiye'de saatlik ücret sorulunda genelde netten söylenir ya fiyat. Ben de bunun net olduğunu düşündüm. Vergisiz hali olduğunu düşünmedim. Bu yüzden sayın gurbetçi Almanya'daki arkadaşlarımız, kardeşlerimiz, abilerimiz, ablalarımız gelip bana küfretti. Yorumlara bakıyoruz hemen. Adam vergi bilmiyor. Gülen yan surat. Bilmiyorum. Çok özür dilerim. Gelen şeye bak, yoruma. Alışmışlar Türkiye'de vergi kaçırmaya. Evet, ben her gün vergi kaçırıyorum. Lan çalışmıyorum bile. Ben Almanya'da da çalışmadım. Ben sadece size bir şeyleri göstermek istedim, fiyatları. Beni niye kırıyorsunuz bu kadar? Brüt 80, net 55 euro. Kral bunu 22 çarp, 1210 euro. Kira 900 euro. Telefon, benzin, yemek. Hadi bakalım iPhone al da görelim. Ya ben size bak kira vereceğim demedim ki. Ben size benzin, telefon, bunları göstermedim ki faturayı. Ben size neler alınabiliyor onu gösteriyorum. Amacım burada günlük askeri ücretle neler alabiliyorum. Alım gücünü göstermek. Sinirlendik, bir su içelim. Siz de su için bu videoyu izliyorsanız su içmek önemlidir. Altında da bu arada bunun 96 tane yanıt var. Millet birbirine girdi yani. Beni savunanlar da oldu. Teşekkür ediyorum canlarım. Sizi de bu arada TikTok'a bekliyorum. Böyle durumlar için ben de bir Lean Squat çakması bir şey oluşturmamız lazım 5000 kişiyle. CHPK zihniyeti zulümdür. Allah belalarını versin. Abi ben siyasi hiçbir şey demiyorum.
sadece Almanya bizi kıskanıyor mimi koydum diye. O da mim. Yani Almanya Türkiye'yi kıskanıyor mimi vardır ya. CHPK zihniyeti zulmü oldum yani. Adam yaralama, gasp, araba kaçırma. Yani vatan hainiyim ben. Ya bir kere ben Türk milliyetçisiyim arkadaş. Bu ülkenin bayrağına... Tamam cahilim. En cahil benim. Özür dilerim. Çok cahilim. Vallahi kalbimi kırdınız. Senin yapacağın hesabın ben. Hemen engelleyin çocuklar. Adam dışarıda yatacak. Elektrik... Sen niye yamuldun yine? Bir de seninle mi uğraşacağız? Adam dışarıda yatacak. Gaz, elektrik ödemeyecek. Araba varsa vergi, sigorta, benzin ödemeyecek. Telefon, su parası ödemeyecek. Seni seviyorum. 5 aydır birlikteyiz. Bana borçlu değilim Ferhat. Lan oğlum. Utanmıyor musunuz lan Ferhat abinizin mektubunu okumaya? Ha? Sen onu bıyığını sikeceğim ben ama sen bakacağız. Rahat ol. Alo, vergi nerede? Ya çocuk sen bir git işine. Ben bir tırcı olarak her şeyi görüyorum. Bana anlatma. Tamam mı? Komutan 41. Sevgiler, saygılar, selamlar olsun. Abimi takip etmeyi unutmayın. Abimi takip etmeyi unutmayın. Ona da bir şeyler anlatmaya çalışmayın yorumlarda falan. Her şeyi görüyor. Allah 1. Komutan nokta 41 2. Saygılar, sevgiler abi. gece ne yaptı? 3 tane gülen yüz. Abi cinsel şaka yapmaya çalıştıysan vallahi arkadaşımın evi vardı, arkadaşımın evinde kaldım. Yani kötü yola düşmedim. 80 euronun %62'si devletin. Biraz daha okula gitseydin öğrenebilirdin. Okul açmıyorlar ki, ben gidemiyorum, ne yapayım? Online'dan bu kadar oluyor. Okul açsalar ben de gideceğim. Ama online eğitimdeyiz. Benim suçum yok bence burada. 4 yıl okul okudum, ikisi online geçti yani. Benle alakası olduğunu düşünmüyorum bu sorunun. Çok özür dilerim. Benle alakası yok. 3 euro tişört en fakirler için. Yani sonuçta bu. Olay budur yani. Linçlendim. Keyifli bir deneyimdi benim için. Kurulu düzenlerine çomak soktuğum için bu kadar linç yediğimi düşünüyorum. Tamam mı? En kötü Almanya. Saygılar, sevgiler. Bu kadar. İçim ferahladı. Vallahi içim ferahladı. Teşekkür ederim izlediğiniz için. Bu da bir şey olsun. Ön ayak olsun. Bundan sonra bu ne ama yeni bölümlerinde. Bir TikTok reaksiyon videoları çekesim çok vardı. Vesile olsun. Setup'ı da kurduk. Bundan sonra TikTok reaksiyon videoları gelecek. Ama isim düşünüyorum. İsim ne olabilir sizce? Ben mesela dün gece uyurken aklıma şey geldi. Allah akıl, fikir, sabır versin, amin. Hani Aspava'ya gönderme. Hani böyle bir seri mi başlatsam? Siz ne düşünüyorsunuz? Onu da comment'larda, yorumlarda belirtirseniz hani ben de birazcık bilgi sahibi edinirim. Başlamalı mıyım? Tepki videolarına hani abi komik değilsin başlama diyorsan da yorumlara yazarsanız sadece vloglara devam edeceğim. Yoksa tepki videolarına başlayalım dersek haftada 2 videoyu çıkartacağım video sayılarını. Ha belki Twitch'e de girebiliriz akşamları. Evdeyiz zaten bundan sonra. İşte böyle kendimiz kısmetse olur reaksiyon videoları. Bayılıyorum kısmetse olur ha. KYK'mı ödeyecek bir adaya. Neyse daha fazla cringe dozunu arttırmadan kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Birazcık stres attım, çok iyi geldi. O zaman diğer videolarımda görüşmek üzere. Abone olup like atmayı unutmayın. Çünkü moralim bozuk, kafayı yemek üzereyim. En azından moral olur, destek olur. Seviliyorsunuz, kendinize iyi bakın. Görüşmek dileğiyle. Reaksiyon videoları yakında, beklemede kalın.